Herkese merhaba, ben Emel. Uzun bir aradan sonra karşınızdayım. Şu anda bir çılgınlık yapıp arabayla Baltık ülkelerine doğru seyahat ediyoruz. Seyahatin ilk durağı da Litvanya. Valla gümrükten geçtik ama bayağı dandikti. Geçtiğimizi de anlamadık. Neyse, şimdi bir benzinlikteyiz. Geri yaklaşık 160 km kadar bir yolumuz kaldı. Buradan Vilnius'a doğru devam edeceğiz. Litvanya'dayız. İlk girdiğimiz şehir de Kaunas diye bir şehirdi. Gümrük kapısı oradaydı. Bir olay var Vignet diye. O konuya çok hakim değilim. Onu size Arif anlatsın. Ya Vignet aslında yol vergisi demek. Mesela Polonya'dan başka bir ülkeye gidiyorsanız ya gümrükten önce ya da ilk gümrüğü geçtikten sonra benzin istasyonuna uğrayıp bunu internetten de yapabiliyorsunuz ama biz benzin istasyonunu tercih ettik. Oraya gidip Vignet almak istiyorum diyorsunuz. O da 9 euro, 8 euro falan. Sanırım benzin istasyonu 1 euro bir fark koyuyor. Fakat ben kadınla İngilizce konuşmak istedim. O İngilizce haliyle bilmiyor. Lehçe biliyordu yani bu sınır. Sınırda çok sorun yaşamadık. Ama almamıza gerek yokmuş. Çünkü küçük araba olduğu için, şahıs arabası olduğu için eğer minibüs tarzı bir ticari bir araçsa onun için vignet almanız lazım. Ya da karavan. Çünkü yol vergisi. Yola ciddi zarar verdiğiniz anlamına geliyor buna ya. Bir şey gene bir şey vermiş. O yüzden almanıza gerek yok dedi. Eğer minibüs tarzı bir araçla gidiyorsanız vigneti alıyorsunuz, parayı ödüyorsunuz, sizin plakanıza kaydediyor. Zaten yollarda da kameralar var. Kameradan sizin plakayı okuyor. Eğer yoksa vignet ceza. Büyük olasılık bir cezası tabii ki var. Ceza var ya, evet. Bir de yeşil pasaport diyorum. Yeşil sigorta diye bir olay var. Biz Avrupa içinde seyahat ettiğimiz için ona zaten ihtiyacımız yok. Schengen bölgesinde seyahat ettiğimiz için. Eğer mesela Polonya'dan ya da Almanya'dan Türkiye'ye gidecekseniz, Schengen ülkesine ait olmayan, bölgesine ait olmayan bir ülkeye gidecekseniz sigorta firmanızla konuşup ekstra bir para ödeyip yeşil sigorta yaptırmanız lazım. Yoksa onun da cezası var haliyle. Tabii Schengen bölgesi ise bizim gibi böyle transit gidebiliyorsunuz. Biz şu an Litvanya'dayız söylediğimiz gibi. Litvanya'dan sonra Litvanya'da bir gün kalacağız. Sonraki planı açıklama. Sonraki planı açıklama. İkinci çıkışı kaçırmıyoruz. Tamam. Sonraki planı açıklamıyoruz. Birkaç ülke var yani. Sonraki plan zaten izleyeceksiniz. Evet, birkaç tane ülke var. Neyse, bayağı arabanın arkası bayağı dolu. Çünkü bir sürü eşya aldık yanımıza ne olur ne olmaz diye. Şimdi öyle ilerliyoruz. Böyle birazcık şehre doğru yaklaşınca azıcık şehri de gösterelim. Dün arabadayken bıraktık. Geldik. Hostele geldik. Giriş yaptık. Ama çok yorgun olduğumuz için çekemedik. Biz burada bungalov bir evde kaldık. Kamp yerleri de vardı ama biz bunu tercih ettik. Yorgun olduğumuz için kamp yapmak istemedik. Şimdi ben biraz içini göstereyim. Dışını da göstereceğim. Şimdi burada hemen giriş. Zaten burası kapı. Girişte iki tane yatak koymuşlar. Tek kişilik böyle. Sonra hemen böyle girdikten sonra burada da böyle bir tane çift kişilik yatak var. Ama buranın böyle bir sorunu var ki ısıtma çok soğuk oluyor. Gerçekten aşırı soğuk. Bir tane şöyle ısıtıcı var ama bu ısıtıcının kendisine hayrı yok. Yani bayağı soğuk. Donduk. Böyle burada da dediğim gibi iki tane tek kişilik yatak var. Buradan çıkınca hop hep kapıyı yanlış yöne açıyorum. Dışarıdan çok güzel görünüyor. Ben de açıkçası dışarıdaki görüntüsünü aldım. Dedim ki burada kalalım çok hoş olacak falan diye ama bayağı bir üşüttü. Ama böyle çok güzel. Neyse. Gelirseniz adresini koyacağım aşağı. Belki gelirsiniz ama bence kışın bungalovda kalmayın. Hostel kısmını deneyebilirsiniz. Orayı bilmiyorum.
Şimdi buradan biz Vilnius'un şehir merkezine doğru devam edeceğiz. Artık orada görüşürüz. Şimdi Litvanya'nın başkenti Vilnius'un içinde başka bir cumhuriyeti bulunuyor. Bunun adı da Uzupis Cumhuriyeti. Şu an bu Uzupis Cumhuriyeti de böyle kendi burada özel bir cumhuriyet gibi düşünebilirsiniz. Şeyde kendi anayasaları var ama bu anayasa biraz bilinen anayasalardan farklı. Çünkü anayasa komik bir anayasa. Şimdi sokaklarda zaten Uzupis Cumhuriyeti'nde dolanacağız. Orada bir tur atacağız. Ondan sonra anayasanın olduğu yere gidip biraz size anayasayı da göstereceğim. Bu şehrin böyle bir girişi var. Aslında buranın özelliği birçok işte böyle galeriler bulunuyormuş, sanat galerileri. Daha çok sanatlar sokağı gibi bir şey yani, öyle düşünün. Şimdi anayasanın olduğu yere doğru, saçımı özelttim, anayasanın olduğu yere doğru yürüyoruz. Şimdi anayasanın yazılı olduğu yerdeyiz. Anayasayı birçok dile çevirmişler. Bunlardan biri de Türkçe. Size hemen göstereyim. Burada anayasa var. Bir de böyle hani size demiştim ya, komik bir anayasa. Mesela onlardan bir tanesi diyor ki herkes kedi sevme ve ona bakma hakkına sahiptir. Bir tane daha vardı. Hemen bunu. Ha, kedi sahibini sevmek zorunda değildir ama ihtiyaç duyması halinde yardım etmelidir. Kedilere duyurulur. Burada böyle bir özgürlüğünüz var. Şimdi Uzupis meydanındayız. Bu meydanda bir heykel var. Bu heykel Uzupis Angel diye geçiyor. Yani Uzupis meleği. Bu meleğin de Uzupis Cumhuriyeti'ni koruyup kolladığına inanıyorlar. Etrafında böyle kafeler, barlar falan var. Böyle gelen insanlar, turistler falan buraya doğruyor. Biz de uğramış olduk. Vilnius'un şehir merkezindeyiz. Aslında burası tam olarak şehir merkezi değil ama merkezi bir yer var. Ondan sonra böyle küçük caddeler var. O caddelere giriyorsunuz. Bayağı şirin caddeler böyle. İşte kafeler, mağazalar falan. Ama o caddeler dışında da şöyle bir şey var ki yapılacak çok fazla şey yok. Neden diyeceksiniz? Zaten burası küçük bir yer. Bir de ben buraya bir kere daha gelmiştim. Ondan dolayı böyle müzeye falan girmiyorum. O yüzden müzeye girmediğim için de şehri böyle bir turladım. Sonra geriye yapılacak pek bir şey kalmadı. Zaten Vilnius'un nüfusu da 550 bin falan. Böyle çok kalabalık bir şehir de değil. Böyle yani geziyoruz ama biraz hava soğuk tabii. Ortalığı yıktılar resmen. Kalmamıştı. Orayı bitirdik. Yolumuza Litvanya'da başka bir şehirle devam ediyoruz. Şimdi Trakya'yı adında bir şehirdeyiz. Burasının önemi burada Karay Türkleri yaşıyor. Karay Türkleri de Musevi Türkler. Şimdi hemen yanımda da zaten Karay Etnografya Müzesi var. Biz bir kere daha söylemiştim videonun zaten başında. Bir kere daha buraya gelmiştik. Geldiğim zaman içeri girmiştim. O yüzden şimdi girmeyeceğim. Bir de hatırladığım kadarıyla zaten video çekmek yasaktı. O yüzden riske atmamak için girmeyeceğim. Şimdi şehre turlayacağız. Ondan sonra da buranın geleneksel bir böreği var. Onu yiyip, yani kıbını yiyip yolumuza devam edeceğiz. Türkiye böyle çok sevimli ve kutu kutu karşılıklı evlerle dolu, böyle bayağı güzel. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Biz daha önce geldiğimizde Ocak ayıydı. Epey soğuktu hava. Hiç dışarıda insan yoktu. Bir kişiyi bile görmemiştik. Şimdi hava güzel olduğu için bayağı bir turist var. Özellikle de Alman ve Fransız turistler bayağı buraya gelmişler. Thank you.
geldiğimizde burası bayağı göl donmuştu. Hava çok soğuk olduğu için. Hatta üzerinden hem insanlar hem de arabalar gidiyordu. Tabii şu an biraz yaz olduğu için buraya göre deniz yani göl normal. Gölün ortasında bu şehrin bir kalesi var. Biraz o tarafa doğru yürüyoruz. Çok güzel görünüyor çünkü. Yağmurdan kaçtık, bir restorana geldik, kıbın yiyeceğiz. Hemen önce size kıbını göstereyim. Kıbın böyle bir börek, işte çeşitleri oluyor. İçinde ıspanak falan filan, bizimkisi tavuklu olanı. Şimdi biz kıbınlarımızı yiyeceğiz. Burası da %90 Türk restoranı. Daha önce geldiğimizde böyle Türk bayrağı falan vardı, şimdi göremedim gerçi ama neyse. Videoyu burada kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Ya videoyu kapattım dedim ama yani bu kadar lezzetli ki söyleyeyim. Buraya gelirseniz mutlaka deneyin. Bu sanırım Litvanya değil de daha çok Karay Türklerine özgü bir şey ama enfes, muhteşem. Beğendim yani. Bayıldım.